Bu bir. Bu devreyi tersine mühendislikle şimdi ameliyata sokacağız ve aynısını kopyalayacağız. Kopyalamak tersine mühendislik değildir ki. Biliyorum ama biz hem tersine mühendislik yapacağız hem de kopyalayacağız. Arasındaki fark ne? Şimdi anlayacaksınız. Bir izleyicimiz demiş ki ben bir ses sistemi yapıyorum. Yüksek wattlarda gürültü oluşuyor ne yapayım? Senin yaptığın ürünün benzeri piyasada var mı? Bunu yapan mühendisler alanında deneyimli mühendisler mi? belki de milyonlarca lira argeye para harcamışlar mı? E Amerika'yı neden yeniden keşfediyorsunuz ki? Siz bir Apple değilseniz, teknolojiyi ilk siz üretmiyorsanız bunun en iyi yolu kopyalamak. Ve inanın bana savunma sanayiden şu en basit projelere kadar bu tersine mühendislik yöntemi piyasada sıklıkla kullanılıyor. Dünya bu şekilde gelişiyor. Her gelen bir öncekinin üstüne bir şeyler koyuyor. Bilgi herkese açık olmalıdır. Hiç bunda yanlış bir şey aramayın. Bence üniversitelerde bunun dersi bile olmalı. O yüzden hadi şimdi şunu bir ameliyat edelim. Bu devre sizle beraber üretip satacağımız ticari üründe kullanılacak. Yani altyapıyı hazırlıyoruz. Bu bir AC gerilim ölçer. Yani 220 volt hattının gerilimini takip etmemizi sağlayacak. 1 Bu ürünü piyasada bulmak çok zor. 2 Devremize gömüp daha az yer kaplamasını istiyoruz. O yüzden bunu çözüp istediğimiz yerde kullanacağız. Öncelikle ben tersine mühendislik yapacağımda çözeceğim devreden birkaç tane alırım ve onun üstünde çalışmalar yaparım. Bir tanesinde testler yaparım, bir tanesini sökerim, değerlerini ölçerim. O yüzden size de tavsiye ederim birkaç tane alın her neyi tersine mühendislik yapacaksanız ve onun üstüne çalışmalar yapın. Ve şimdi size bir altın kural söyleyeyim. Her neyi tersine mühendislik yapacaksanız o devrenin ismini internete yazın ve şematiklerine göz atın. Aradığınızın aynısını bulamayacaksınız ama devrenin ana mantığını rahatça çözüp daha sonra devreye baktığınızda ha bunu bunun için koymuşlar demeye başladığınızda motivasyonunuz tavan yapacak. Ben hiçbir kaynak bulamadığımız farz ederek dalıyorum şimdi. Öncelikle devrenin çalışma mantığını anlamak zorundayız. Bunun için en önemli parçaları buluyoruz. İki tanesi hemen göze çarpıyor. Geri kalanın direnç, kapasitör, led falan. Şu röleye benzeyen şeyin üstündekileri internete yazıp bakınca hemen sarım sayıları eşit olan bir akım trafosu olduğu ortaya çıkıyor. Hoppala. Dostum bak bize derslerde trafoyu öğrettiler. Öğrendik sahaya çıkıyoruz. Yok akım trafosu, yok gerilim trafosu. Yeni yeni şeyler çıkıyor karşımıza. Kendimizi acemi gibi hissediyoruz. Niye baştan öğretmiyorlar bunları? Evet, haklısınız. Keşke tüm okullarda bütün bu ince ayrıntılara değinilse. Ama dedim ya, bu ince bir ayrıntı. Ufak bir özet geçeyim. Neden pek değinilmediğini anlayın. Aslında akım trafosu, gerilim trafosu diye bir şey yok. Var da bambaşka şeyler değiller. Mantıkları tamamen aynı. Sadece bağlantı şekilleri, kullanış amaçları farklı. İçerisindeki sarımların kalınlığı, sarım sayıları, nüvesi bu amaca uygun dizayn edilmiş. Ben size bununla ilgili özel bir video yapmalı mıyım? Yorumlara yazın. Eğer ki yapmış olursam da yorumlarda veya açıklama kısmında paylaşmış olurum linkini. Şimdilik ihtiyacımız olan kadarını anlatayım. Ne iş yapar bu akım trafosu? Bir girişi var, bir çıkışı var. Girişten kaç amper akım geçerse çıkışta da tam olarak o akımı oluşturuyor. Kısacası çıkıştaki akım sabit ve bunu giriş akımı belirliyor. Bu efsane işe yarar çünkü bir, siz girişten tamamen yani 220 volttan tamamen yalıtılmış durumdasınız. İki, çıkış akımı belli olduğu için çıkışa koyacağınız bir dirençle istediğiniz voltajı çıkışta elde edebilirsiniz. Böylece Arduino gibi cihazlardan gerilimi rahatlıkla okuyabilirsiniz. Akım kaynağı diye bir şeyin de sadece teorikte olmadığını görmüş olduk. Yaptığınız devreler de teorikte de kalmasın diye sponsorum JLCPCB kuponlar dağıtıp prototip üretmenize destek oluyor. Yaklaşık 10 günde devrelerinizi elinize alıp profesyonelce çalışabiliyorsunuz. Hem de 5 tane devreyi 2 dolar alıyorsunuz. Ayda 3 kere de SMD dizgi kuponlarıyla dizgi hizmetini ücretsiz alabiliyorsunuz. Kargo ücretleri de makul denebilecek seviyede. Benim kodumla kayıt olup 54 dolarlık ilk kayıt indiriminden yararlanın. Şimdi sipariş etmeyecekseniz bile kuponları şimdiden kapın. Ayrıca ekstra 5 dolarlık indirim kuponundan da yararlanabilirsiniz. Böyle bir fırsatı mutlaka değerlendirin. En azından bir deneyin derim. Bana hak vereceksiniz. Çünkü ben yıllardır elle devre üretmeyi unuttum desem yeridir. Daha önceki videolarımda JLCPCB'nin online tasarım aracı olan EZDA ile Nasıl tasarım yapıp parçaları JLCPCB'nin stoklarından seçip tek tıkla sipariş verdiğimi göstermiştim. O videoları da izleyebilirsiniz. Sipariş adımları oldukça basit. Dosyalar yüklendikten sonra adet, renk gibi seçenekleri seçip ilerliyorsunuz. SMD dizginiz varsa BOM dosyaları otomatik yükleniyor, hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Hangi parçaların lehimli geleceğini seçtikten sonra adres, kargo firması gibi bilgileri girip ödemeyi yapıyorsunuz. Bunu kullanmayı unutmayın. Daha sonra Böyle profesyonel devreler kısa sürede elinize geçiyor ve yaptığınız işe kalite katıyorsunuz. Videolarıma da sponsor olup bu bilgileri size aktarabilmeme destek oldukları için kendilerine çok teşekkür ediyorum. Bu trafonun sınırlarını öğrenmek için data sheet'ine giriyorum. Sadece iki sayfa işimiz çok kolay olacak. Giriş çıkış fark etmiyormuş. Girişin tersi yönünde akım akıyormuş. Akımın miktarını ölçeceğiz. Yönüyle ilgilenmiyorum. 2 miliamper ve 1000 voltu geçme diyor ve işte dataşit okumanın en sevdiğim yanı üretici kuracağınız devreyi bile göstermiş sağdaki demin benim size anlattığım soldaki ise asıl yapmanız gereken sağdaki pasif çıkış çıkıştaki paralel direncin değerine göre çıkış gerilimi oluşuyor gidip u2'ye bir şeyler bağlayacağız oradaki dirence paralel bir direnç eklemiş olacağız. Eş değer direnç değişmiş olacak. Hesaplar tutmayacak, yarım yamalak iş olacak. Bu yüzden bu devre tercih edilmiyor. Ama çalışma mantığını anlamak için son derece faydalı. Daha kafanızda tam oturmamış olması lazım. Çünkü mantığını şimdi anlatıyorum. Bu devre nasıl tam olarak bir gerilim ölçecek bir bakalım. Devreye ne girecek? 220 volt. Soldan girdi. Ölçeceğimiz bu hat 180 ile 250 volt arasında geziyor olsun trafodan maksimum 2 mA geçebiliyordu. Maksimum 250 volt geldiğinde maksimum 2 mA geçmesi için gerekli direnci V eşittir I çarpı R formülünden bulabilirim. 125 kilo olmuş. Artık girişten 250 volt gelirse bu direnç sayesinde maksimum 2 mA geçer. Girişten 250 volt geldiğinde çıkıştan da maksimum 5 volt okumam lazım. Çünkü Arduino'nun pinleri 5 volt. Hatta biz ESP8266 kullanacağız. O yüzden 3.3 volt olsun. Girişten maksimum 250 volt geldi. 2 mA geçti. Öbür taraftan da 2 mA geçiyor. Bu 2 amperden 3.3 volt elde etmek istiyorum. O zaman V I çarpı R formülünden buraya koymam gereken direnç 1,65 kilo ohm olması lazım. Giriş 250 olduğunda çıkıştan 3.3 volt elde ettik. Peki giriş 180 volt gelirse ne olacak? 180 volt girdi 125 kilo ohmun üstünden geçti. Dolayısıyla 1,44 mil akım akar. Öbür taraftan da 1,44 amper akar. Orada da 1,65 kilom on vardı. Onun üstünden 1,44 miliamper geçerse 2,376 volt çıkışta oluşur. Yani ESP'den ölçüm yaparken 3.3 voltla 2,376 volt aralığı girişteki 250 ile 180 volt aralığına denk geliyor. Siz bu devrenin çıkışına bir şeyler bağlarsanız çıkıştaki dirence paralel bir direnç eklemiş olursunuz. Çıkıştaki direnç bu ikisinin eş değeri olmuş olur. Yani çıkış direncinin değeri değişmiş olur. Ne yapacağız? Soldaki devrede ise op amp var. Bu aktif çıkış sağlar. R direnci çıkışa paralel olmadığı için Çıkışa ne bağlarsanız bağlayın direnci değişmez. Yani stabil bir sonuç verir. Devrenin üstündeki ikinci şeye geri dönelim. Siz zaten anladınız bile onun ne olduğunu aslında. Bakın nasıl artık önden gitmeye başlıyorsunuz. Nasıl? Faydalı oluyor mu? YouTube'un benim videolarımı önünüze çıkartması için bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Hem size hem bana yarasın. Devrenin üstüne bakıyorum ve evet LM358 bu bir opamp. Neden kullanıldığını bildiğimiz için detaya girmiyorum. Ve şimdi sıra geldi devrenin şemasını bilgisayara aktarmaya. Her seferinde daha kaliteli içerikler üretmeye devam edeceğim. Bu kanalda daha neler paylaşacağım neler. Çok daha efsane videolar geliyor. Kaçırmamak için şu zili falan açıverin. Bir de yorum yapı verin. Bu kanal bitip gitmesin. Biliyorsunuz YouTuber'ın yakıtı izleyicisinin desteğidir. Bunu ben inceleyecektim ama saatlerdir o inceliyor. Ne anladı acaba? Önce devrenin üstündeki bütün parçaları tek tek tespit edip bunları şematiğe koyuyorum. Değerlerini başta ölçmüyoruz. Çünkü orada önemli bir detay var. Nedenle şimdi geleceğim. Bütün parçalara bakıp tek tek şematiğe ekledim. Bunu yaparken şekline bakarak kabaca yapıyorum. Siyahlar direnç, kahverengiler kapasitör, şeffaflar led. Burada önce 5 volt ve GND hatlarından başlayarak teker teker kısa devre testleriyle neyin nereye bağlı olduğunu buluyorum ve bağlantıları yapıyorum. Bu son yaptığımız şeyin farklı yöntemleri de var. Devrenin üstündeki her şeyi söküp, devrenin fotoğrafını çekip yolları direkt belirleyebilirsiniz. En fazla iki katmanlı da. Ben az eleman olduğu için ölçerek yaptım. Şimdi sıra geldi değerlere. Her siyah direnç olmayabilir. Bunu anlamak için değerlerini ölçmemiz gerek. Şimdi bunu ölçüyorum. Asla bunu yapmayın. Sonra neden devrenin aynısını yaptım ama çalışmadı dersiniz. Burada bir püf nokta var. Elemanlar devreye bağlıyken değer ölçmeyin. Eğer iki direnç veya iki kapasitör birbirine paralelse siz bunların gerçek değerini değil eş değerini görürsünüz. O yüzden şimdi tek tek parçaları söküp ölçümleri yapıyorum. Eğer ölçtüğüm siyahlardan birinin direnç değeri birkaç ohm gibi düşük bir değerse işimiz biraz zorlaşır. Çünkü muhtemelen o bir direnç değil. Ne peki? Kesin bir şey söylemek zor ama yüksek ihtimalle bir ferrit boncuk. Yani bir tür bobin gelen sinyali temizlemek için devrelerde sıklıkla kullanılır kendisi. Benim yaptığım ölçümlerde neyse ki hepsi basit. Bakın bu mesela direnç. Değeri de bu. Bu kapasitör. Değeri oldukça anlamlı. Bu da zaten led. Ledin yönü önemli. Bu yüzden yerinden çıkarmadan ölçüyorum. Kılıfların da boyutlarını ölçerek bulabilirsiniz. SMD boyut kılavuzu internette var. Bütün her şeyi şematiğe aktardık. Şimdi gelelim en önemli kısma. Sadece kopyalayacaksanız neyin ne için olduğu umurunuzda olmaz. Yapıştırır geçersiniz. Ama neyin neden kullanıldığını çözerek analiz ederseniz işte bunun adı tersine mühendislik olur. Ve o devreyi istediğiniz gibi modifiye edebilirsiniz. İpler sizin elinize geçer. Bakın deminki trafo direnci burada. Devamında o pump olduğu için direkt çıkışta paralel değil. Giriş 820K çıkış 110 seçilmiş. Burada amacın akımı düşük seviyede tutmak olduğu fark ediliyor. Çünkü maksimum 250 volt ve 820 k ile geçen akım 0.3 miliamper olur. Akımı bu kadar düşürmekteki amaç şu. Güç akımın karesiyle orantılı olduğu için akımı düşük tutarak direncin üstüne binen yük hafifletilmiş. Çıkışta da 100 ohm üzerinden 0.3 miliamper akım akar. Bu da 30 mV yapar. Çıkış direnci 100 ohm seçilmiş. Bunu çok daha yüksek seçip gerilimi tam istediğimiz seviyeye getirsek ne olurdu? Bunu neden yapmamışlar? R1 çok büyük seçilirse R1 üzerindeki gerilim artar. Dolayısıyla buna paralel trafo bobinindeki gerilim de artar. Akım sabitken gerilim artarsa ne olur? Güç artar. Peki bu güç nereye gider? Trafonun içerisindeki nüvede güç manyetik alan olarak yayılmaya başlar. Trafo doyuma ulaşır. Ve ısınıp yanar. R1 çok daha küçük de seçilebilirdi. Fakat bu sefer gerilim çok düşeceği için hata payı çok artardı. Burada amaç seçilebilecek en düşük seviyeyi bulmak. Bu da yaklaşık olarak trafo bobininin direncine yakın bir değer olan 100 Ohm'u seçmek olmuş. Şu C1 kapasitörün neyin nesi? O pump'ın girişinde DC Offset hataları oluşabiliyor. Bu hatalardan trafoyu korumak için C1 kapasitörü kullanılmış. Biliyorsunuzdur kapasitörler DC'yi geçirmemeleriyle ile ünlü. Eğer o pump'ın girişinde bir DC hata oluşursa C1 olmadığında bu DC hata çıkış bobinine yansır ve çıkış bobini muhtemelen yanar. Milivoltlarla çalışıyoruz unutmayın. Bunları kendiniz de düşünerek bulabilirsiniz aslında. Kapasitörün DC'yi geçirmediğini biliyorum. Çıkışın çok düşük voltlarda olduğunun farkındayım. O halde bu kapasitörün neden burada olduğu hakkında fikir yürütebilirim. Çok derin bilgilere ihtiyacım yok temel bilgiler. Gelelim şu canavara. Burada tersleyen bir opamp var. Opamplarla ilgili de bir içerik hazırlamalıyım sanırım. Çok çeşitli bağlantıları var. Belki de siz izlediğinizde hazırlamış olurum. Şimdilik ihtiyacımız olan kadarını söyleyeyim. Opamp'ın eksi girişinden sinyal giriyor. Yani tersleyen bir opamp devresi. Opamp'la sinyalleri istediğiniz gibi evirip çevirebilirsiniz. Tam bir sinyal canavarıdır. Burada amaç sinyali yükseltmek. Üstteki direncin alttaki direnci oranı opamp kazancımız olur. Kazanç sinyali kaç kat büyüteceğimizi gösterir. Buradaki kapasitörün 50 Hz'de reaktif bir direnci yani reaktansı var. Dolayısıyla buradaki iki direncin bileşkesi toplam direnç değerimiz yapar. Kapasitörün oluşturduğu dirençlerle ilgili iki tane animasyonlu videom var. Eğer ne olduğunu anlamadıysanız mutlaka izleyin. Üstteki kapasitör çok küçük olduğu için reaktansını görmezden geleceğim. Dolayısıyla burada 9,53 kat kazanç var. Sinyale son bir müdahale de şu aşağıda yapılmış. Bakın burada bir gerilim bölücü var. Gerilim 2.5 volta düşürülüp o pumpın artı girişinden girilmiş. Bu sinyali 2.5 voltun üstüne bindirir. Nasıl bindirdiği o pump videosunun konusu. Şimdilik sorumuz şu. Neden sinyali 2.5 voltun üstüne bindirmişler? O pumpın gerilim girişi aynı zamanda o pumpın çıkış sinyali limitlerini belirler. Sinyal bu değerleri geçemez. Bizim sinyal AC yani negatif gerilim de var yaklaşık 40 milivolt ile eksi 40 milivolt arasında dalgalanan bir sinüs sinyalimiz var. Bunu 9,53 kat kazançla çarparsak çıkışta 380 milivolt ile eksi 380 milivolt arasında dalgalanan bir sinyal elde etmiş oluruz. Peki o pump'ın gerilim limitleri kaç? 5 voltla 0 volt. Dolayısıyla 0 voltun altındaki tüm sinyaller kesilir. Sadece sinyalin üst kısmı kalır. Sinyali böyle tıraşlamamak için 2.5 voltun üstüne bindirip sinyalin tamamını pozitife taşımışlar. Çok mantıklı. İlk o pump'ın çıkışında da bir kalibrasyon direnci var. Bu sinyali zayıflatarak nihai çıkışın istenilen aralığa getirilmesini sağlayacak. Devrin ikinci kısmı da 9,53 kat kazanca sahip. Yani yaklaşık 90 kat kazanç var. Dolayısıyla 40 milivoltu 90 kat kazançtan geçirirsek 3.6 volt yapar. Bunu 2.5 voltun üstüne bindirirsek 5 voltu geçer ve sinyal kırpılır. Bunu engellemek için bu dirençle gerilimi düşürürüz. Eğer 220 volt değil de 110 volt ölçecekseniz, bu sefer sinyali 5 volta tamamlamak için buradaki dirençle çıkışı arttırabilirsiniz. Devrenin kalanı ilk kısmı ile aynı ama şuradaki C4 direncini görüyor musunuz? Aslında henüz anlatmadığım çok önemli bir görevi var. İlk kapasitöre benzer bir iş yapıyor ama tam olarak anlatmadım çünkü burada çok daha net anlaşılıyor. Diyelim ki buna baktınız ve ne yaptığı hakkında çok fazla bir fikriniz olmadı. Tek yapmanız gereken simüle etmek. Bu size burada neler olup bittiği hakkında bakın nasıl ışık yakacak. Kapasitörün bir önünü ölçüyorum, bir de arkasını. Hadi şimdi bunu analiz edin. İki grafiğin arasındaki neredeyse tek fark sinyallerin offseti. Kapasitörün en belirgin özelliği nedir? DC'yi geçirmez. O halde şuraya bir bakın. Girişte bir sinyal var ama DC offseti de var. Normalde 2.5 volt offseti olacaktı ama şuradaki ayarlı direnç bunu zayıflattı. Kapasitör buradaki offseti sabit bir DC olarak görüp geçmesine izin vermez. Sadece sinyal geçebilir. Öbür tarafa bakıyorum. O pumptan dolayı 2.5 volt var. Bu 2.5 volt kapasitörün bu tarafına dolacak. Dolayısıyla burayı 2.5 volt yapacak. Offsetsiz sinyal geldi. Burada da 2.5 volt vardı. Tepesine bindi. Yani buradaki kapasitör bu sinyalin offsetinin yeniden ayarlanmasını sağladı. Dolayısıyla sinyal tekrar 9.53 kat arttırıldı. Ve 2.5 voltun tepesine bindirilerek çıkışa verildi tekrar 2.5 voltun üstüne bindirildi. Çünkü MCU'da 0 voltun altına okuma şansımız yok. 2.5 volt sinyalin ortası olmuş olacak. Bunu yazılımsal olarak yorumlayıp sinyali okuyacağız. Kafamda sizin için birkaç soru işareti var. Birincisi, diyelim ki R1 direncini 10K seçip direkt sinyali istediğimiz seviyeye çekseydik. Trafonun doyuma ulaşmayacağını ve yanmayacağını farz edelim. Opam kullanmak yine de şart olur muydu? Kesinlikle. Opamp aynı zamanda bir yalıtım elemanıdır. Diyelim ki bir yıldırım düştü ve giriş sinyali aniden yükseldi. Dolayısıyla çıkış sinyaliniz 5 volt geçip işlemcinizin inputunu yakar. Onu da zener diyotla sınırlarım diyenler için sinyalin bir de negatif kısmını olduğunu hatırlatayım. Opamp'la offset vererek sinyalin tamamını okuduk. Yalıtım, yükseltme ve offset opamp kullanımının başlıca sebepleri. İkincisi, madem sinyali opamp'la istediğimiz kadar yükseltebiliyoruz. Neden tek bir opampla 90 kat kazanç elde etmemişler? Neden iki opamp var? Çok güzel soru. Diyelim ki tek opamp kullandık. Opampın girişinde 5 milivolt offset hatası var. Bu hatayı 90 ile çarptım ve 450 milivolt hatalı sonuç oluştu. Şimdi de iki opamp olduğunu düşünelim. Yine 5 milivolt offset hatası var. 9,53 ile çarptım yaklaşık 50 milivolt offset hatası oluştu. İkinci o pampa girerken C4 kapasitörüyle offset'i yok ettiğim için bu hata gitti. İkinci o pump'ın girişinde de 5 mV offset hatası olsa bile 9,53 ile çarpayım ve sonuçta sadece 50 mV offset hatası oluştu. 450 mV hata nerede? 50 mV nerede? Peki bu devreyle 1000 volta kadar ölçüm yapamaz mıyız? Sonuçta trafonun değeri 1000 volta kadardı. Hayır yapamazsınız en azından bu devreyle olmaz. Şuradaki ufacık 820K dirence bakın. Bu 250 volt için uygun ama 1000 volta dayanamaz. Hem üstünde harcanacak güç artacak hem de pin mesafesi 1000 volt için pek uygun sayılmaz. Daha güçlü ve yüksek değerli bir dirence ihtiyacınız var. Diyelim bunu 1000 volta göre büyüttük. Bu sefer 220 volt ölçemezsiniz. Neden? Çünkü 220 voltta bu sefer akım çok düşük olur. Trafonun aktarımdaki hata payları artar. Sağlıklı bir ölçünden uzaklaşmış olursunuz. Yani bir devreyle her şeyi yapayım hayali hayal olarak kalır. Ama tersine mühendisliğin faydalarına bakın şimdi. Bir switch kullanırsınız. Bu switchle ölçeceğiniz gerilim kademesine göre direnç yolunu değiştirip diğer direnci devreye alırsınız ve bingo. Tersine mühendislik yapmayıp devreyi kopyalasaydık bunu düşünemezdik. Tabi devrenin geri kalanını da bu amaca göre bir incelemek lazım. Bunu devreye eklemeyeceğimiz için devam. Devreyi anladık. Artık isteğe özel bu devreyi geliştirebilirsiniz ki şimdi bu devredeki bazı hataları size göstereceğim. Önce bir PCB haline bir bakalım. Ben zamanınızı almamak için devrenin yapısını koruyarak Parçaları yerleştirip devreyi hazırladım. Siz istediğiniz gibi istediğiniz devrenin üstüne bunu entegre edebilirsiniz. Yüksek voltaj hattına dikkat edin. Ben aynısını oluşturduğumu size göstermek için aynısını yaptım. Üstüne bir de logomuzu ekledik mi tamamdır. Ama bu devreyi biraz hatalı üretmişler. Şuraya dikkat edin. Sinyal 2.5 voltun üstüne bindirildi. O pumpın sınırları 5 voltla 0 volt arasında. Yani sinyal tam ortalandı diye sanmayın sakın. Yok öyle bir şey. O pump'ın giriş gerilimi 0 ile 5 volt arasında ve çıkış gerilimi evet buna göre belirleniyor. Ama ufak bir ayrıntı var. Bu o pump'ın çıkış gerilimi giriş limitlerinden 1,25 volt daha düşüktür. Yani aslında maksimum çıkış 5 volt değil 3,75 volt olur. Bu gerilimin üstü kırpılır. Minimum çıkışta da az da olsa bir kırpma olacak. O da 0.1 volt. Yani çıkışta göreceğimiz en düşük gerilim 0 volt değil, 0.1 volt olacak. Bu gerilimin altı olacak. Yani aslında çıkış sınırlarının tam ortası 3,75 voltla 0.1 voltun tam ortası olan 1,925 volt'tur. 2,5 volt değil. Sinyali en az kayıpla elde etmek istiyorsak 2,5 volt yerine 1,925 voltun üzerine bindirmemiz gerekir. Bunu düzelteceğiz ama ufak bir değişiklik daha yapacağımız için bu bilgiyi birazdan kullanmak üzere şöyle bir kenara koyuyorum. Bu arada kırpması çok daha düşük olan yeni tip opamp'lar kullanıp daha hassas bir çıkışta elde edebilirsiniz. İşte bunların keşfi ve geliştirme şansı tersine mühendislikle mümkün oluyor kopyalayarak değil. Şimdi biraz şu devreyi kendimize göre evirip çevirelim bakalım. Arduino 0 ile 5 volt arasındaki sinyalleri okuyor. NodeMCU 0 ile 3.3 volt arasını okuyor. ESP8266 ise 0 ile 1 volt arasını okuyor. Zaten çıkıştan 5 volt elde edemiyoruz. 3.75 volt da çok anlamsız. Gelin 3.3 voltta anlaşalım. Bu sınırlandırmayı o pump'ın giriş gerilimine diyot koyarak yapabilirim. Bu koyduğum diyot üzerinde 0.55 volt tutacak. Dolayısıyla çıkış sınırı da 3.75'ten 3.3 volta düşmüş olacak. Böylece sinyali hem Arduino hem NodeMCU ile okuyabiliriz. Diyotun 0.55 volt tutacağını nasıl bulduk? Diyotlar üzerinden geçen akıma göre farklı değerlerde gerilimler tutarlar. O pump data sheetinde 5 voltla beslendiği zaman 0.7 mA akım çekeceğini yazmışlar. Bu akım diyottan geçecek. Diyotun data sheetinde de 0.7 mA akımda 0.57 volt tutacağını görüyorum. Yaklaşık 0.55 volt olarak aldım. Bakın lütfen rica ediyorum data sheet okuyun. Bu bilgileri başka hiçbir yerden bulamazsınız. Bizzat üreticisi size sunuyor. Data sheet okumak gözünüzü korkutuyorsa bununla ilgili bir saatlik data sheet videom var. İzleyin ama lütfen şunları okumaktan çekinmeyin. Ben sizin iyiliğinizi istiyorum. Büyük nimet şunlar. Arduino 0 ile 5 volt arasını 1024 parçaya böler. Hassasiyeti budur. Ama biz artık 0 ile 3.3 volt aralığında bir sinyal gönderiyoruz. Aslında 0 değil 0.1 volt en düşük değerimiz ama yuvarladım artık. 0 ile 3.3 volt için 675 parçasını kullanabileceğiz. Hassasiyet düştü. Sizce ölçüm ne kadar hassas olacak? Giriş gerilimi maksimum 250 volt demiştik. Bu RMS değeri. Bir nevi ortalama değeri gibi düşünün. 250 volt RMS gerilimin aslında maksimum gerilimleri 353.5 voltta eksi 353.5 volttur. Yani yaklaşık 707 voltluk bir sinyali ölçüyoruz. Bu 707 voltu 675 parçaya bölerek okuyacağız. Yani faz hattında oluşan her 1,047 volt değişimi Arduino'da görebiliriz demek anlamına geliyor. Aslında çok çok daha hassas ölçebilirdik. Birazdan nasıl yapıldığını göstereceğim. Fakat önce NodeMCU'nun hassasiyetine bir bakalım. NodeMCU 0 ile 3,3 volt arasını 1024 parçaya bölebiliyor. Dolayısıyla 707 voltu 1024 parçaya böleceğiz. Bu da faz hattındaki her 0,69 voltluk değişimi okuyabilir demek oluyor. Peki 0 ile 1 volt arası giriş gerilimini kabul eden ESP8266'yı ne yapacağız? Bunun için de çıkışa bir gerilim bölücü yerleştirebiliriz. Böylece 0 ile 3.3 voltu 0 ile 1 volt aralığına düşürürüz hem de bir kırpma veya kayıp olmadan ESP8266'da 0 ile 1 volt arasındaki bu sinyali 1024 parçaya böleceği için NodeMCU ile aynı hassasiyette ölçüm yapar. Aslında NodeMCU'da da üzerindeki ESP için aynen böyle bir gerilim ölçücü var. Neredeyse aynı devreyle. Sadece ufacık bir değişiklikle. 7 kat daha hassas bir ölçüm yapabilirdik desem. Biz neyi ölçmek istiyoruz? 180 volt voltla 250 volt arasındaki değişmeyi RMS'den çıkarsak aslında 254,5 ile 353,5 volt arasındaki değişimi ölçeceğiz. Peki sinyalin gerisine ihtiyacımız var mı? Yok. O pampla sinyalleri istediğimiz gibi evirip çeviremiyor muyduk? O halde bu sinyallerin sadece 254,5 ile 353,5 volt arasına denk gelen kısmını ölçersek 99 voltluk bir değişimi takip etmiş oluruz. Dolayısıyla Arduino'da ölçüm yaparken 99 voltu 675 parçaya bölmüş oluruz ve hassasiyet 1,047 volt yerine 0,15 volt olur. Modem suyuyla da 99 voltu 1024 parçaya bölerek hassasiyeti 0,69 volttan 0,097 volta getiririz. Bu sefer bununla uğraşmayacağım ama bir sonraki sefere devreyi bu şekilde güncelleyebiliriz. Önce opamp videosu yapıp opampla sinyalleri nasıl dans ettirebileceğimizi anlatmak istiyorum çünkü. İşte devremizin son hali bu. Bunu panelize ettim ki 5 adet siparişimde 15 tane devre elime geçsin. Buradan panelize ettiğimi belirtiyorum. Ücret birazcık artacak ama panelize ederseniz bunu seçmeyi unutmayın. Sonradan ek ödeme çıkmasın. Şimdi bunu sipariş edelim. Hop çok hızlı oldu. İşte tersine mühendislik bu şekilde yapılıyor. Bir de şu devre hazır elimizdeyken bir çalıştıralım mı? Girişine 220 volt bağladım. Aman dikkat elektrik çarpma tehlikesi var burada. Çıkışına da bir Arduino bağladım. 1024 ile 0 volt arasında okuduğum analog değerleri Az karşılığına çeviren basit bir kod yazdım ve çalıştırıyorum. İşte sonuç. Bununla efsane bir ürün yapacağız. Spoiler vereyim mi? Uzaktan kontrollü bir gerilim koruma rölesi olacak. Grafikli, muraflikli. Takipte kalın. Fabrikalar on binlerce lira ayırıp devasa kompansasyon panoları kuruyorlar. Tek bir sebep için. Çünkü yüz binlerce lira ceza yemek istemiyorlar. Neden bir ceza yiyorlar? İşte doğru soru bu. Kapasitör filtre yapar. Ama şu an durum çok farklı. Kapasitörün filtre yapmaktan çok daha farklı bir özelliği var. Ne yapıyor biliyor musunuz?